Efendim bugünden yapılan birkaç etkinlik var. Onları da paylaşayım sizlerle. Mesela engelli dalgıçlar SAS komandolarıyla, yani sualtı savunma komandolarıyla Zafer Bayramı coşkusunu yaşadı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96. yılı nedeniyle İstanbul Beykoz sahilinde yapılan etkinlikte dalgıçlar su altında Türk bayrağı açtı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Beykoz Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı Dalış Eğitim Merkezi özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Bağcılar Belediyesi Sualtı ve Suüstü Sporları Kulübü'nün engelli öğrencileri özel bir günde suya dalmanın heyecanını yaşadı. Görme engelli Hamza Demir de onlardan biriydi. Bu dalışın diğer dalışlardan farkı 30 Ağustos Zafer Bayramı. Bugün bayrak açacağız suyun altında. Bayrağımızı indirmek isteyenlere karşı gene bir komutanlarımızla beraber havada, karada, denizde bayrak sallamaya başlayacağız bugün. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkusunu en güzel yansıtan etkinliklerden birindeyiz şu anda. Beykoz sahilindeyiz. Şu an gördüğünüz dalgıçlar, engelli dalgıçlar. Onlar bugün engellerini bir kenara bıraktılar ve uzman askeri personel eşliğinde su altına girecekler ve Türk bayrağı açacaklar. Atla. Son kontrollerin ardından dalış başladı. 8 metre derinliğe inen engelli dalgıçlar su altında Türk bayrağı açtı. Bedensel engelli Mikail Aydın, SAS komandolarının kendilerine eşlik etmesinden duyduğu mutluluğu paylaştı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'na yakışır bir dalış olduğunu düşünüyorum. Yaklaşık 3 yıldır dalış eğitimini alıyorum. Bugün de Nirvana'sına çıktığımızı düşünüyorum. Gerek Türk halkı için, gerekse Türk Silahlı Kuvvetleri için çok anlamlı bir günde. Özel arkadaşlarımızla çok özel bir faaliyet icra ediyoruz. Onların engel tanımayan aktiviteye katılmış olmaları bize inanılmaz bir mutluluk veriyor. Onların büyük hedefleri var hayatta. Bunu çok iyi biliyoruz ama maalesef birçok engellerden dolayı da gerçekleştiremiyorlar. Esas engellinin onlar değil, hayatta bu engelleri kaldırmayanlar olduğuna ben inanıyorum. Program sonunda zafer dalışı yapanlara katılım belgeleri verildi.